Evet arkadaşlar. Curry'yi hatırlar mısınız? Ben adını Miu koymuştum. Ve Miko, yani onun adını da ben Beşiktaş koymuştum. Bir öğretmene sahiplendirmiştim biliyorsunuz. Miko kayıp. Ondan sonra Curry de eşyalarıyla birlikte geri iade oldu. Neymiş efendim? Tayini çıkmış da bilmem ne. Neyse ayrıntıları anlatacağım arkadaşlar. Durum budur. Şu ellerim titremesine bakın artık yani. Ellerim titremesine. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sizler iyisinizdir. Benim gün yok ki aksiyon olmadan geçsin. Nasıl bir sınav dönemindeyim bilmiyorum. Ama kesinlikle bir sınavdayım yani. Bu çok belli. Rıfkım atan üstümüzdeki negatif enerji verenler için Rıfkı Bıngıldan'ın oğlu. Arkadaşlar bizim ölen melek olan Minnoş Kedi'nin oğlu Miyu'yu hatırlarsınız. Bir de benim daha önce işte yine besleme alanına atılan, ismine o zamanlar Beşiktaş koyduğum bir şeyler konuşuyor oğluyla. Yalıyor her zamanki gibi. Su içene bakın, susuz kalmış sanki Beyzeki. Kız Beşiktaş. Miu. Daha sonra bir öğretmen hanıma sahiplendirdiğim, yuvalandırdığım, ismi sonradan Miko olan, benim koyduğum isimle yani Beşiktaş, Miu'da körü olmuştu biliyorsunuz bu yuvalanma neticesinde. Yani yeni isimleri Curry ve Miko, eski isimleri Miu ve Beşiktaş. Hatırlarsınız, hatırlatmak için buraya birkaç görsel bırakıyorum. Arkadaşlar, deli olacağım. Gerçekten deli olacağım. Her şey bu kadar mı üst üste gelir? Yani sıkıldım gerçekten size isyan ediyor su çekmekten. Ya zaman zaman inanın şu konuyu anlatırken eğer gülersem ya sakın yanlış anlamayın, bilin ki sinirden gülüyorumdur yani. Dün değil, önceki gün telefonum çaldı. Telefonları da besmeleyle açar oldum artık. Neyse, uzun zamandır aramayan, hatta en son mesajıma cevap bile vermeyen, Miko ile Curry'yi sahiplenen hocam, öğretmen hanım telefonda. Şimdi öyle bir şey ki beni de yani artık hal hatır sormaya pek aramadıkları için kadın telefon eder etmez dedim kediler iyi mi? Bak ilk soru kediler iyi mi? Yani çünkü telefon geldi şurama kalbime bıçak saplandı. Ben öyle kediler iyi mi deyince kadın şöyle bir durdu. Efendime söyleyeyim. Kedileri kadın manevi kardeşi kadar çok sevdiği birilerine emanet etmiş. Göya bir kuzenin düğünü mü ne varmış? Gelenleri gidenleri olmuş akrabaları. Akrabaları da hayvanları sevmiyormuş. O yüzden birine emanet etmek zorunda kalmış. Arkadaşlar o emanet ettiği yerde bu kediler 5. kattan düşmüş. Balkondan 5. kattan düşmüşler. Neyse emanet alan aile midir artık neyse ben tanımıyorum onları. Onlara da yazıklar olsun. Emanete yani. Emanet demek kimse kimseye emanet edemeyecek. Ondan sonra hemen aşağı koşmuşlar göya. Curry'yi yani benim Miu dediğim kediyi hemen bulmuşlar. İşte burnunda kan varmış. Patisi bir tuhafmış falan. Fakat Miko'yu yani Beşiktaş'ı
Saatlerce aramışlar, bulamamışlar. Miko kayıp arkadaşlar. Bizim Curry 3 gün yoğun bakımda kalmış. Burnundan nasıl bir darbe aldıysa, zaten burnunda kan varmış söylemiştim. Bir de patisinde iki yerde kırık varmış çekilen röntgenlerle. Miko'ya kayıp, Miko'ya yani göya öğretmen hanım diyor ki ben de ağlaya ağlaya aradım falan diyor. Arkadaşım, ne bir ilan var, tamam mı? Hani olabilir diyelim, insanlık hali. İnsanlık hali değil de yani, olabilir diyelim. Sen gidersin bir matbaaya, ilan bastırır, her o kaybolduğu yerdeki bütün görünebilir yerlere yapıştırtırsın onu. Ayrıca sosyal medya diye bir şey var. Resimlerini ilan şeklinde yazarsın. Bol etiketlersin. Semtin ve İstanbul'un etiketleri, hayvanseverlerin etiketleri. Ondan sonra orada da paylaşırsın. İlla bir yerden ses çıkar. Ha, o can acısıyla diyelim ki bir yere girdi. Çok kötüydü durumu. Hayatını kaybetti. O zaman zaten o kediyi bulamazsın. Mümkün değil. Şimdi ben kadına minnoş kedi bu trafik kazasında hayatını kaybedince o acıyla çok duygulandım. Mesaj attım bayramdan önce. Mesaj attım, dedim ki Curry'nin dedim annesini kaybettik dedim. İşte araba çarptı, ellerimle gömdüm dedim. Artık dedim Curry'nin biyolojik annesi yok dedim. Mesajıma cevap bile vermedi. Oysa ki benim o mesajımdan 3 hafta önce bu olay olmuş. Yani kadın beni aradığında bu olay olalı 45 gün olmuş. Arkadaşım, 45 gündür bana niye haber vermezsin? Neden? Bakın benim kayıp kedi nasıl bulunur diye bir videom var. 2 tane, hatta 3 tane videom var. Bir tanesi 20 bin izlenmiş. Bir tanesi 7 bin izlenmiş. Bir tanesi 3 bin izlenmiş. 10 binlerce insan benim telefonuma, Instagram, DM kutuma, 10 binlerce insan mesaj atıyor kedisi kaybolanlar. Arkadaşım, sen sahiplendirdiğin kediyi kaybetmişsin. Bana haber vermiyorsun. Ha, bana niye haber verdi diyeceksiniz. Yani olay olalı 45 gün geçmiş. Benle işte tatsızlık olmasın, ben duymayayım diye bana haber vermiyor. Peki benimle niye görüşmek zorunda kalıyor? Onu da size söyleyeyim mi? Benimle şu nedenle görüşmek zorunda kalıyor, mecbur kalıyor. Bu öğretmen hanımın tayini başka şehire çıkmış. Gitmesi gerekiyormuş artık İstanbul'dan. Eşya topluyormuş. Yani Miko'ya olan olmuş. Curry'yi de götürmek istemiyormuş. İade ediyor yani. Hani bir yıl boyunca oğlum dediği, canım dediği, yavrum dediği, tamam mı? Bir de görseniz artistlik kediyi ağlaya ağlaya getirdi bana. Sırf kediyi bana iade etmek için beni aramış. Yani bu iade söz konusu olmasa benim haberim olmayacak. Bu olay olduğundan, bunların 5. kattan düştüğünden hiç haberim olmayacak. İşte efendim bir kızı var 12-13 yaşında. Kızı işte babasının yanında, hani ayrı yaşıyorlar. Babasının yanında, özellerine de girmek istemiyorum ama işte orada bir lise tercih yapmış. Babasının yanında kalacakmış, iyi yapmış. Yani bu anneden kurtulduğu için çok akıllıca bir iş yapmış. Lakin kızına demiş ki işte Curry'yi de götür. Fakat babasının da bir köpeği varmış. Anlaşamazlar, kediye zarar verir diye kız götürmek istememiş. Kediyi annesine bırakmış. Bana 13 yaşındaki kızının bile dedikodusunu yapıyor. Diyor ki bana diyor işte şey yaptı, beni yarı yolda bıraktı bilmem ne. Yani şimdi arkadaşlar, bu kadın bir yıl oldu bu kedileri benden sahiplenelim. Şimdi aslında sadece Curry'yi istemişti. Ben de dedim ki Curry ile Miko öz kardeş değiller. Ama öz kardeş gibi kaderdaş oldular. Çok da iyi anlaşıyorlar. E siz çalışıyorsunuz, kızınız okula gidiyor. Tek kedi evde yalnız kalmaktansa ikisini birlikte alın dedim, tamam mı? Ben diğerinin yani Miko'nun masraflarına destek olayım dedim. Hani sırf iyi bir yuva bulmaları için, gerçekten yani sırf iyi bir yuvaları olsun da sokağa bırakmak zorunda kalmayayım diye.
Kısırlaştırma zamanı geldi. Bana dedi ki sen bebeği masraflarına yardımcı olacağım demiştin dedi. E tamam da ben sadece Miko için demiştim. Körüyü sen sahiplendin zaten. Miko'nun da körünün de kısırlaştırmasını benim üstüme yıktı. Allah'tan çiplerini taktırdı da çip masraflarını kendi karşıladı. Onu da ben bastırdım yani az kalsın çip masraflarını da benim üstüme yıkacaktı. Ondan sonra arkadaşlar Miko kayıp ne ölüsü ne dirisi var. Sizden ricam Bağcılar Güneşli'de oturan oradan oralardan beni izleyen kediler oradan kaybolmuş. Kadın başka yerde oturuyor ama orada bir yere geçici olarak vermiş. Biliyorsunuz bir sene içerisinde 3 kere bana getirmişti. Yok dansa gideceğim, spora gideceğim. Yok efendim bir kurs alıyormuş bilinçaltı, FR, YM bir şeyler işte. Ondan sonra biraz sonra size videosunu izleteceğim. Hani dedim ya 3 gün yoğun bakımda kalmış. Patisinde 2 tane kırık varmış. Bilinçaltı çalışmasıyla o kırıkları iyileştirmiş. Öğretmenimiz de bir de bilim adamı yani hani bilimsel bir eğitim almış yani. Ama bilinçaltı çalışmasıyla kedinin patisini iyileştirmiş. Birazdan izleyeceksiniz videoyu. O zaman demek ki doktorlar, tıp doktorları, veteriner hekimler, sizler boşuna okuyorsunuz. Bilinçaltı çalışmacıları zaten her şeyi iyileştiriyor. Niye okuyorsunuz ki? Ya bir öğretmen ancak bu kadar cahil olur. İzlesin videoyu, gitsin beni de mahkemeye versin. Ne olacaksa da olsun arkadaşlar. Artık buramı böyle açtı gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 45 gün ben nerede bulacağım Miko'yu? Miko da hiç sokak bilmeyen, o kadar narin, o kadar hassas, bir şeye üzülsün iştahtan kesilen öyle bir kediydi. Sokaklarda nasıl yaşayacak böyle bir kedi? O kadar narin, o kadar duygusal da tarif edemem. Hani kedi var, kedi var. Hepsinin ayrı bir huyu var. Miko öyleydi. Şimdi körüyü getirdi, attı. Bir yıllık kedilerin 3 parça eşyası geldi arkadaşlar. Bir kedi tuvaleti, bir kedi baksı. Kedi baksını ben aldım zaten. Kedi baksını ben aldım. Şöyle az bir şey mama. Bir de karneleri. 3 parça eşyayla kedileri. Kedileri demeyeyim yani. Keşke öbürünü de sağ salim getireydi. Kediyi kapıma attı. Videoyu izleyin. Geldiğinde gerçekten iyi bakmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Vallahi ben Miko'yu bulmadan onu en çok size ya biliyorum ama yani bir kedi sahiplenirken farz edin ki çocuk esirgeme kurumunda bir tane çocuk sahiplendiniz. Şimdi bunu tam benim tahminim çıktı diye çocuk esirgemeye geri verebiliyor musunuz? Veremiyorsunuz. Ortam yapacaksınız bilmem ne. Hani nasıl bir yer inanın var ya gideceğim okulların nasıl bir yer olduğunu, oraların nasıl bir yer olduğunu dahi bilmiyorum. Olsun. Öyle bir şeye bu gidiyorum. Bu size her daim bereket ve huzur getirir. Yani hiç şey değil. Kedi hiçbir sıkıntı yapmaz insana. Ben 20 yıllık kediyle yaşayan arkadaşım var benim yani. Hala da sağ salim yaşıyorum. Ama sen sana iyi bakacak oğlum. Ben Miko'yu bulamadığım sürece ya da işte artık öldü mü kaldı mı bilgisine erişemediğim sürece huzur bulamayacağım yani onu söyleyeyim. Ne olur. Yani o inşallah, hiç inşallah. O kadar çok aradım ki. Ama ben sizin gibi yöntemleri bilmiyorum. Ama bu iş her gün herkesin araştırmadım da. Onu diyeceğim. Yani insanlar her gün kedi kaybetmiyor. Her gün kedi düşmüyor çatıda. Evet. Bir ilk oluyor, başına geliyor ve araştırıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya ben neden cahil cuhala insanlara kedi vermiyorum? Araştırma yapmazlar ya. Ben o yüzden öğretmen falan tercih ediyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun sakın ada beni çok yarı yolda bıraktı. Sakın ben adaya eğilim, ada mutlu öyle bir şey değil. Gerçekten. Ada beni çok yarı yolda bıraktı İlker Hanım. Evet. Çok ağır başlık kıza benzettim onu. Şöyle söyleyeyim size. Bu ikinci antibiyotiği eskiden yem yeşildi antiçeyi. Bak şunu. Şimdi şeffaflaştı, azaldı. Peki patisinden ameliyat falan oldu mu? Nasıl? Patisini ben bilinçaltı çalışmalarımla iyileştirdim. Allah Allah. Hiçbir sıkıntı yok. Kırık var mıydı röntgenlerinde? Kırık vardı. İki kırık vardı. Onu iyileştirdim bilinçaltı çalışmasıyla. Keşke o bilinçaltı çalışmanızı yönlendirseniz de ben bunun sorusundan fazla huzursuz olmasam. Ya da bir şey biliyorsanız hani bana açık söyleyin. Öldüyse hayır, vallahi bilmiyorum. Allah şahit bilmiyorum.
Yok, kayıp. Olsa söylerim. Allah şahit diyorum. Yani hani ne bileyim, çünkü ikisinin aynı anda, çünkü biri düştüğü zaman öbürü korkar. İkisinin aynı anda düşmüş olması gibi. İkisi aynı anda atlamışlar bir anda. Ha, demek ki bir kuş falan gördüler. Bu burun tatisi kırılmış yerde, hafif burnunun şurasında bir kan. Bunu hemen 3 gün yoğun bakımda. Hemen inmişler mi? Hemen inmişler. Hemen. Miko yok. Yok. Ne kadar, kaç saat aradık abla diyor. Kaç saat aradık diyor. Ama onlara da yazıklar olsun. Bunlar bir can yani. Emanet almasalardı keşke. Bilememişler. Ne i̇şte. Diyeyim, bilememişler. Hakkınızı helal edin İlker Hanım. Ben Miko'yu bulursam helal edeceğim. Yoksa edemeyeceğim. Ve ben Miko'yu bulmadığım sürece gerçekten nereye giderseniz gidin, benim huzurum olmadan sizin huzurunuz olmaz. Söyleyeyim yani, o bilinçaltı çalışması falan var ya. Gözünüzü ben de, bana bak, öyle ben şey yüklemeyin. Bende bir enerji var. Bütün sizin o bilinçaltı çalışmalarınızı böyle bir anda püfletir yani. Öyle de bir enerjim var. Hem negatif olarak hem pozitif olarak. İkisi de var yani. Yapmayın, o yüzden seveyim. Siz şimdi artık dua mı edersiniz, bilinçaltı çalışmasını yaparsınız. Ben o hassas, narin Miko'yu bulayım. Yani ben bir an önce Miko'yu bulayım yani. Bulunmazsa bana beddua mı edeceksiniz? Ya beddua değil yani, ben sadece içimden geçeni söylüyorum. Siz de ben huzurlu olmadığım benim sürece... Benim elimden ne kadar geldiğimi yaptığıma inanmıyor musunuz? Sadece onu söyleyeyim. Ama yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yıl oldu değil mi bu kedileri siz alalım? Ve bu bir yıl içerisinde 3 kere bana geldi. Mesela şehir dışına çıktım. Ama siz bana yazacaktım. O şeyi vermiştiniz. Verdim ya. Ama ben senede bir katile gidersiniz diye verdim. Yani hani senede 3 kere, 4 kere. Ben tek başıma İstanbul'da yaşayan bir insanım. Benim bir abim. Öyle, biz de öyle, kimsemiz yok. Benim bir abim yazlıkta, bir annem abim Ankara'da. Ben tek başımayım. Kimsem ya, yok ki benim burada. Yani. O yüzden arkadaşlar dışında kimsem yok ki. Ben bulmak için elimden geleni yapacağım. Güneşli'de de bayağı bir hayvansever var. İnşallah. Ama lütfen siz de artık ne yapacaksanız, yani sizin inandığınız bilinçaltı çalışmasıysa, artık her neyse, evet, ya da dua etmekse bunu, evet, yapın. Yani bunu yapın, ben beyin kanaması geçireceğim yani. Yapmayın, o derece kötü. Ben sabaha kadar kalk çarpın. Ben yani o kadar üzgünüm ki neden benim haberim olmuyor yani. Hani mesela normalde bırakılacağı zaman falan ilk akla gelen kişiyim. Ama kaybolduğu zaman da öyle olmam lazım. Ben de istemiyor İlknur Hanım. O yüzden sizi almak aklıma istemiyor derken, evet, ikide bir bırakılmasını istemiyorum. Çünkü çok kedi var bende. Benim sorumluluğum çok fazla. Benim kapımdan yeğen için 50-60 kedi var. Bunların bir sürü, şurada aşağıda klinik var. Gidin sorun, en az 15 kedim klinikte tedavi görüyor. Bunlar hep sokak hayvanı. Evet, sen yaklaşmadın mı, siz biliyorsunuz? Görmedim yani, ben görmedim yaklaştım. Neyse, ben sizi çok tutayım. Bunu da fazla stresi sorayım. Sizinle. Arkadaşlar, duydunuz mu? Bilinçaltı çalışmasıyla patisini iyileştirmiş. Ha, patisi şu anda gerçekten kötü durumda değil. Ama öyle bir şey yok. Bakın, bizim o kulağından tümör aldırdığımız sizlerin sayesinde iyileşen. Nerede, o da buralardaydı. Kedimiz gel oğlum, gel annem, gel benim, gel. Hani senin kuzusu o. Biliyorsunuz bunun da arka sağ ayağı kırık. Ama ben bunu bulmadan çok zaman önce o ayak kırılmış. Yamuk bir şekilde kaynamış, etrafında lezyonlar oluşmuş. Yani yeniden kırılıp ameliyat edilmesi ve iyileştirme süreci çok uzun olur. Böyle yürüyebiliyor mu? Yürüyor. Kalsın dedik. Ama iyileşme diye bir şey yok. Sadece yamuk kaynama diye bir şey var. Ha, körü de kötü mü? Ayrıca bundan sonra artık benim kendi koyduğum isimle devam edecek Miu olarak. Miu da kötü değil. Yani basabiliyor üstüne. Ama bir patisiyle öbür patisi farklı mı? Farklı. Yani öyle iyileşme diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. Nedir bilinçaltı ya? Bilinçaltıyla şifacılık falan nedir ya? Bir öğretmene yakışıyor mu? Arkadaşlar, öğretmen var. Lütfen bunu bütün öğretmenlerimiz yanlış anlamasın. Bakın, aramızda öğretmenlerimiz var. Mesela Pınar var. Pınar Duran. Ya ne kadar mantıklı bir insan. Sokak hayvanlarıyla ne kadar mücadele ediyor. Bu kadın da diyor ki, ben de hayvan severim diyor yani. Yani can dostunu, oğlum dediği can dostunu tayin çıktı diye getirdi, kapıma attı. Neden? Rahat gezemeyecek. Dansa, folklora, bilmem ne kurslarına, spora, sinemaya, arkadaşlarıyla buluşmaya rahat gidemeyecek. Ayak bağı. Yok efendim, akrabaları kedi, hayvan sevmiyormuş. Niye alıyorsun arkadaşım o zaman? Neden alıyorsun arkadaşım? Ben o Miko'dan
ölüsünden ya da dirisinden haber alamadığım sürece, bunu zaten yüzüne de söyledim. Dikkatli videoyu izleyin. Çektim çünkü. Yüzüne de söyledim. Gittiği yerde huzur bulamayacak. Bak bilinçaltım neymiş görsün. Bilinçaltı neymiş? Bak benim bilinçaltım ona neler yaşatacak. Bak benim bilinçaltım ona neler yaşatacak. Huzurlu gün görmeyecek. Bana bunu yapmayacaktı. İşte diyor ki ben dedim sen ikide bir bana bırakıyordun kedileri. Diyorsan istemedin ben de getirmedim başka yere bıraktım. Ya sen bir yılda üç kere bana getirdin bir haftalığına diye getirip bırakıyorsun. Bir ay bende kalıyor kedi. Arkasını aramıyorsun. En sonunda ben arıyorum gelip alıyorsun. E şimdi bir yıl içerisinde üç ay bende kalmış kedi. O zaman niye sahiplendirdin? Bırakıyorsun bir kilo mamasını bırakmıyorsun. Ya el alem günlüğü 150-200 milyon verip kedi otellerine, kedi pansiyonlarına koyuyor kedisini. Sen benim evime bedava bırakıyorsun. Üstelik de gelirken hani ayıp yani. Yani ben bu kadın bu kadar kediye bakıyor. Bu kadar kediyi beslemeye, doyurmaya çalışıyor. Evi zaten bir mahalle dolusu kedi. Bir de bunun mahallesi var. Bir de ben bu kadına yük olmayayım. Hiç değilse mamasını, kumunu bırakayım desen bırakmıyordu arkadaşlar. Kedileri atıp gidiyordu. Ben de kızdım, yalan yok. Kızdım. Kızdığım için getirememiş. Getiremediği için de evi güvenli olmayan birine emanet etmiş kedileri. E diyor biliyorsun ben onlar için evimin balkonuna tel yaptım. Tamam da tel yaptın da ama sen teli olmayan birine emanet ettin. Oradan düştüler. Sonuç bu. Şimdi arkadaşlar ben bir öğretmene bile güvenmeyeceksem millet çoluğunu çocuğunu emanet ediyor değil mi? Bakın sinirden boğazım tıkanıyor. Millet çocuğuna emanet ediyor. Ama kedi bile emanet edilmeyecek öğretmen yani. Kedi bile emanet edilmeyecek bir öğretmen. Ya yazıklar olsun ya. Ya gerçekten öğretmen var, öğretmen var. Bakın aramızda da öğretmenlerimiz var. Yani arkadaşlar deliye döndüm. Şimdi köre gelmiş bir antibiyotik getirmiş bana. Onu verip duruyor. Kedi düşmüş burnunu yamultmuş. Sen ne antibiyotiği daha ya? Götüreceğim arkadaşlar mecbur o burnunu çektireceğim. Neyi var neyi yok hiç sağlıklı değil. İştahı yok. Solunum var. O masrafları da ona ödettireceğim. O Miko'yu da eğer hayattaysa bulduracağım. Bulduracağım ondan sonra bak başına neler gelecek senin. Bak senin başına neler gelecek. Ben diyorum benim kayıp kedi videolarımdan herkes bana ulaşmaya çalışıyor. Vallahi sinirden tıkanıyorum. Sen niye ulaşmıyorsun? Ben sizi takip etmiyorum ki. Abicim lay 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 kedi sahiplenmişsin. Kedi kanallarını takip etmiyorsun. Bir şey öğrenmek istemiyorsun demek ki. Yani lay 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 onları takip ediyorsun. Takip etseydin bilirdin. Yazık değil mi o kediye şimdi? Ne oldu o kediye? O kedi nerelere saklandı yemeden içmeden kaldı. Acaba düştü bir yere belini belini çarptı. Kırdı bir yerlerde acılar içinde öldü mü? Ne oldu yazık günah değil mi? O kedinin günahını da sen çek. Buradaki benim huzursuzluğumun bedelini de sen öde. Sen bu zamana kadar izlememişsin, takip etmemişsin ya. İnşallah bu videoyu izlersin. Ben o kediyi bulmadığım sürece, ben huzur bulmadığım sürece o kediyle ilgili ve körünün sağlığıyla ilgili huzur bulmadığım sürece sana da huzur yok. Hiç huzurlu olamayacaksın gittiğin yerde. Yani bunu sana söylüyorum. Tabii ki bundan sonra beni takip edeceksin. Körüyü görebiliyor muyum diye merak edeceksin. Çünkü sen biliyorsun sen artık körü hakkında bilgi vermeyeceğim. Göremeyeceksin. Hasret kalacaksın. İnşallah sen kedilerin umuduna kal bundan sonraki hayatında. Sen kedilerin umuduna kal. Onların umudunda yaşa tamam mı? Bir daha da sakın kedi medi sahiplenme. Sen kendi çocuğun bile seni terk etmiş. Yani sen bir kediye bile sahip çıkamazsın tamam mı? Sen kuru kuru bir ele geçirmişsin ki daha atama bekleyen gayet hayvansever, gayet duyarlı öğretmenlerimiz varken yazıklar olsun ki senin gibileri onların hakkını gasp ediyor, onların yerini işgal ediyorsunuz. Tıp sana yazıklar olsun. Git al bu videoyu da cehennemin ta en dibine kadar da yolun var. Beni izleyen arkadaşlarım da lütfen kusuruma bakmasın. Başımıza bunlar geldi. Bak ya Allah'ın korusun daha neler gelecek. Ya arkadaşlar bakın
benim mamam olduğu sürece, kedilerimin karnını doyurabildiğim sürece, bir hasta, bir yaralı, bir şey zor durumda kedi bulup onu tedavi ettirebildiğim sürece kediler beni hiç yormuyor. Emek veriyorum, evet, kum temizle, bilmem ne yap, bilmem ne yap, ama mutluyum. Mutluyum, içinden gelerek yapıyorum, hakkım da onlara helali hoş olsun. Beni insanlar yoruyor arkadaşlar. Ya ne kadar met ettim şu kadını dedim, kediler oh çok güzel yuva buldu filan. Abi iyi dediğim 3 gün yaşanır, nasıl olacak bu iş ya? Kimseye iyi de demeyeceğim artık yani. Yani kime iyi desem, kime canım desem canım çıksın diyor ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. 2 tane kedi sahiplendirdim, 1 sene takibini yaptım. Son birkaç aydır pek haber alamıyordum. Artık 1 sene bakmışlar kediye, 1 sene sonra da başına iş getireceklerini nereden aklıma gelir arkadaşlar? 2 tane kedi, ben gibi 25, bak şu an evde 26 kedi var. Ben saydıkça çoğalıyor, artık sayıyı söylemek istemiyorum yani. Ve bu 26 kedi, sana vermişim 2 tane kedi, biri ortada yok, biri de gazi olarak geri geldi yani. Arkadaşlarım ne olur beni affedin. Yani artık bana bir antidepresan mı önerirsiniz? Beni delirttiler ya. Ben gitti yani, ya kalp krizinden, beyin kanamasından öleceğim ya da delirip tımarhanelik olacağım. Hani ben öyle bir şey kullanayım ki, bir antidepresan bir şey. Ben görevlerimi yapayım. Ne olursa olsun hiçbir şeye öfkelenmeyeyim, hiçbir şeye üzülmeyeyim. Öyle yaşın ya. Ben ne hale geldim, bu nedir ya? Ay, insanlara olan güvenim tamamen bitti ya. Bir öğretmene de güvenemeyeceksek biz ne yapacağız ya? Biz öldük o zaman yani. Arkadaşlar yani ben ne yapayım? Bana fikirlerinizi yazın. Bana bir şeyler deyin, yazın yorumlara. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. Vallahi iyi ki de varsınız ya. Gerçekten iyi ki varsınız.